Bugün 9 Nisan 2020. Korona nedeniyle oluşan ev hapsimizin sayılı günlerinden biri. Daha doğrusu sayılı olmasını umduğumuz günlerinden biri. Bu ıssızlığın ortasında, bu çölleşen sosyal hayatımızda biz yine biraz anılar bahçesinde gezinmeye devam edelim bence. Dün şehir tiyatrolarının 70. yılı ile ilgili anılarımı paylaşmıştım. Şehir tiyatroları derken, belki bugünkü gençler bilmezler, şehir tiyatrolarının kurulduğu zaman, yani 1914'teki adının Darül Bedai olduğunu bilir misiniz? Darül Bedai. Benzer kelimeleri hatırlayın. Darül Aceze ne demek? Acizler evi, yoksunlar evi. Bir zamanlar Darül Erhan varmış, ilk konservat var. Bugünkü Türkçesiyle namelerin evi. Sonra Darül Fünun, belki duymuşsunuzdur. Üniversitenin ilk adı, yani bilim evi, fen evi. Ve o zamanın insanları, o zamanın yöneticileri, o zamanın sanatçıları ilk kurdukları tiyatroya Darül Bedai adını vermişler. Bugünkü Türkçesiyle güzellikler evi. Yani oyun evi, oyuncular evi, tiyatro evi, piyes evi dememişler. Güzellikler evi. Böylece kurulmuş Darül Bedai ve bugün yüz küsur yaşını aştığı şu dönemlerde halkına da, seyircisine de, oyuncusuna da, yönetmenine de, teknisyenine de hep güzellikler dağıtmaya devam etmiş. Arada yol kazaları olmuş tabii. Bazı çirkinliklere de muhatap olmuş. Bildiklerimizi paylaşacağız ilerleyen günlerde. Ama Darül Bedai hep o ilk adına sadık kalmış. Sonra 1934'te İstanbul Belediye Meclisi kararıyla adı İstanbul Şehir Tiyatrosu olarak değiştirilmiş. O da çok güzel bence. İstanbul'un tiyatrosu. İstanbul şehrinin tiyatrosudur. İstanbul Şehir Tiyatrosu. Şimdi o günlere geri giderken, bir zaman tünelinde yolculuk yaparken, dün 70. yıl kutlamaları sırasında dönemin devlet başkanı Kenan Evren'in emrivakisiyle lüküs hayata gelmesi ve orada yaşadığımız kendine özgü krizleri anlatmıştım. Bir anekdotu daha paylaşmak zorundayım. Aynı gün belediyeden gelen önemli talimatlardan birinde Sayın Devlet Başkanı ve protokol için antrakta, yani perde arasında çay ikram edebileceğimiz, kahve ikram edebileceğimiz bir salon hazırlanması da öngörülmüştü. Şehir tiyatrolarının, yani Muhsin Ertuğrul sahnesinin öyle bir salonu yoktu o zaman. O salon için ikinci kattaki bomboş duran fuayemizin bir bölümünü şeref salonu haline, acilen şeref salonu haline getirmeye karar verdik ve paçaları sıvadık. Özellikle sevgili Gencay Gürün'le ben odalarımızdaki mobilyaları, halıları, aksesuarları oralara taşıdık ve bir konum oluşturduk. Nitekim lüküs hayatın ilk perdesi coşkun alkışlarla, kahkahalarla kapandığı zaman Kenan Evren ve beraberindekiler oraya çay içmeye geldiler. Enteresan bir konumlanma oluştu kendiliğinden. Bir tarafta Gencay Gürün'ün ağırladığı protokol hanımefendileri, bir tarafta da sevgili Bedrettin Dalan'la benim ev sahipliği yapmaya çalıştığımız erkek takımı. Arada 1. Ordu Komutanı var, vali var, şimdi hatırlayamadığım protokolden çok daha değerli şahıslar var. Laflar açıldı, uzadı, birdenbire Kenan Evren durdu. "Ben ordu evinin penceresinden baktım bugün," dedi. Dinliyorduk. "Şehir tiyatrosunun, Harbiye Muhsin Ertuğrul'u kastediyor, yerine baktım. İç içe girmiş ordu eviyle. Ben diyorum ki," dedi, "burayı yıkıp assubay ordu evi yapalım. Böylece bir bütünlük sağlansın." Taş düşmüş gibi oldu herkes. O her zaman her şeye cevap bulabilen kıvrak zekasıyla Bedrettin Dalan bile dut yemiş bülbüle döndü, tabir caizse. Durduk, bekledik. Ve orada ev sahiplerimiz arasında bulunan, nurlarda yatsın, değerli diplomat Kamuran Gür'ün Kenan Evren'le de olan yakınlığına inanarak eğildi. "Paşam, aslında bu bir müjde değil mi?" dedi. Şaşırdı Kenan Evren. "Ne demek o?" dedi. "Şu demek, eğer siz burayı assobayı ordu evi yapmak üzere yıkalım diyorsanız, eminim ki şehir tiyatrosuna kendine layık çok daha güzel bir yer buldunuz." Bu sefer susma sırası Kenan Evren'deydi. Mesajı anladı. "Haklısın Kamuran. Önce onu bulalım, ondan sonra burayı yıkarız," dedi. Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu, Kamuran Gür'ün parlak zekası, zarif üslubuyla o dönemde yıkılmaktan, yok olmaktan böyle kurtuldu. Sonra yıllar geçti aradan, dönemler değişti, belediye başkanları değişti. Bir dönemin belediye başkanı, o dönemin genel sanat yönetmenine şöyle bir öneri getirdi. Daha doğrusu yönetim kuruluna. "Burayı yıkalım, daha modern, daha çağdaş bir tiyatro binası yapalım." İşin gerçeğinin farkına varan tiyatrocular,
Yine Nurlar'da yatsı Mücapofluoğlu dahil o yaşında tiyatronun önünde toplandılar, protesto gösterileri yaptılar ama hiçbir şeyi dinletemediler. Dönemin genel sanat yönetmeni solcu bir aydındı. Ozan kimliğiyle daha çok tanınmıştı. Tiyatronun başına gelmişti. Ne yazık ki, üzülerek söylüyorum, o da belediyenin kendisine önüne koyduğu bu yalana inandı ya da inanmak zorunda kaldı. Daha modern bir tiyatro yapmak. Bu nedenle de bir gün şehir tiyatrosunun Muhsin Ertuğrul sahnesine dozerler ve işçiler geldiler. Alelacele bir yıkım başlatıldı ve ortaya bugünkü, aradan bir zaman geçtikten sonra bugünkü bir kongre merkezinin aslında hiç de fazla çalışmayan, işlevi olmayan bir taş, granit, cam ve alüminyum yığınından ibaret olan bir kongre merkezinin içine sığıntı gibi bir Muhsin Ertuğrul tiyatrosu yapıldı. Bugün hala o tiyatro var. O tiyatro var da Haldun Taner'in Thomas Fasulyeci'ne söylettiği gibi Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı'nda binlerce aktörün, binlerce aktrisin replikleri o perdelerin kıvrımlarına sinmişti. Şarkılar sofitaya takılıp kalmıştı. Onlar ne oldular? Kazmayla, kürekle yok edildiler. İşin acı tarafı bu. Daima böyledir. İnsanların kafası yönetici konumunda olsalar bile restore etmek, korumakla, yıkıp yeniden yapmayı birbirine karıştırırsa sonuç işte bazen böyle tarihe kalacak kadar büyük bir ayıp olur. Darülbedai'nin güzel geçmişine, güzel anılara yarın devam edelim dilerseniz. Hoşça kalın.